konimizi oluşturacak dikey çizgiler anlamına geliyor. Yani kaç tane kenarımız olsun. Yani bunu düşürdüğümüz zaman daha böyle üçgenimsi bir hal alıyor. Ve bunu arttırdığım zaman o kadar pürüzsüz bir yüzey haline geliyor. Elli diyelim buna. Böyle kalsın. Silin şey pardon. Küreye baktığımızda kürede bir radyusumuz var, bir yarıçapımız var. Ve biz bunu detayını arttırabiliyoruz. Buradaki segment sayısıyla istediğimiz şekilde oynayıp fark ettiyseniz şu kenarlarda segment sayısını arttırdığım zaman o görünen dikdörtgen kısımlar daha böyle küçülüyor ve bunu iyice arttırdığım zaman tamamen yuvarlak bir yani tamamen küresel bir cisim haline geliyor. Tabii bu modellediğimiz şeye göre değişir ve modellediğimiz şeyin görünüş açısına göre. Örneğin bu kadar yakın bir planda çalışıyorsak şöyle bir yuvarlağın olması yani şöyle bir kürenin olması bizim işimize gelmez. Ama şöyle bir alanda çalışıyorsak uzaktan baktığımızda aşağı yukarı küre gözüküyor. Yani bu aslında modellemenin bir üç kağıdı da diyebiliriz. Çünkü amacımız ne kadar düşük poligonlarla çalışırsak o kadar çok verim alabiliriz programın çalışması açısından. Bunu tekrar arttıralım. Ve buna geldiğim zaman üçgenlerden örülmüş bir küreye geldiğim zaman aşağı yukarı aynı özellikler var. Hatta şunu birazcık es geçtik gibi. Burada buna dönecek olursak burada istediğimiz gibi slice home seçeneğini tıkladıktan sonra istediğimiz şekilde bölümler yapabiliriz. Örneğin 1 diyelim ya da 2 diyelim ya da 45 diyelim. Şöyle olsun. Bir elma dilimi gibi oldu. 90 dediğim zaman bir elmanın çeyreği gibi oluyor. 180 dediğim zaman yarısı gibi. İstediğimiz gibi bölebiliriz bunu. Aynı şekilde bunu slice to da yapabiliriz. Evet. Bunu da yarı küre oluşturduğumuz zaman biraz önce tam tersini yapmıştık. Bu sefer dikey olarak bölmeye başlıyor şu şekilde. Bunu geçtiğimiz zaman burada da benzer özellikler var aşağı yukarıda. Yine segment sayısını arttırabiliriz bu şekilde. Tetra dediğimiz zaman ona göre bir yani aslında bunları farklı yapılara sokuyor. Mesela bu üçgen bir yapı. Mesela bu dörtgen bir yapı. Ondan sonra buradan arttırabiliriz tabii istediğimiz ölçüde. Yine buradan yarı yapabiliriz. Pivot noktasına göre sabitleyebiliriz. Yumuşatabiliriz. Yani önü şuradaki değişimi görüyorsunuzdur. Şu şekilde. Yumuşatmadığımız zaman böyle gözükecektir. Yumuşattığımız zaman daha böyle çizgilerin görünmediği boyutta göreceğiz. Sonra silindire geçtiğimiz zaman silindirde yine bir yarıçap söz konusu. Yine bir uzunluk söz konusu. High segment dediğimiz zaman istediğimiz gibi bunları arttırıp detaylandırabiliriz. Üst tarafta yine cap yani cap dediğimiz bir yüzeyin üstünü oluşturan bir açıdan baktığımızda buraya eklemeler yapıyor. Ve side dediğimizde
Yine istediğimiz kadar ayrıntıya sokabiliriz şu şekilde. Yumuşatma yine yapabiliriz burada baktığımız zaman. Yumuşatmadığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Yumuşattığımız zaman. Slice on dediğimizde yine aynı şekilde buradan parçalara ayırabiliyoruz. İstediğimiz açı oranı ile birlikte. Sıfırlayalım bunları. Sonra neye bakıyoruz? Aynı model, aynı özellikler tüp ve torus için de geçerli. Burada ayrı bir nokta olarak baktığımız zaman radyusumuz, ikinci radyusumuz ve burada rotamızı böyle döndürebiliriz. Yani döndürme işlemi yapabiliriz. Görüyorsanız çizgiler iç içe dönüyormuş gibi gözüküyor. Hatta şöyle bakalım daha net gözüküyor. Twist dediğimiz zaman bunu fark ettiyseniz bükerek döndürüyor. Şu şekilde. Yine segment sayısı arttırılabilir. Kenarlarımız, bu sefer de kenarlarımız şu açıdan artıyor. Smooth işlemi burada hiç yapılmayabilir. Kenarlar yumuşatılır. Fark ettiyseniz şu kenarlar yumuşamış oluyor. All dediğiniz zaman hem bu kenarlar hem şu kenarlar genişlemiş oluyor. Hiçbir şey dediğimiz zaman çizgiler belli oluyor. Şuradaki çizgiler ve şuradaki çizgiler belli olmuş oluyor. Hepsine dediğim zaman baktığım zaman hepsi gidiyor. Sadece kenarlar dediğim zaman sadece şunların çok iyi gözükmediğini görüyorum. Segmentleri dediğim zaman da içerideki çizgiler. All dediğim zaman hepsi. Yine slice on'la istediğimiz şekilde parçalayabiliriz bunu. Şekilde. Çaydanlığa baktığımız zaman yine bir radyus değerimiz var. Segment sayımız var. Yumuşatma işlemi bunda da devam ediyor. Burada teapot'un bölümleri var. Body çaydanlığın orta kısmını yok ediyor. Handle dediğimizde kulpu gidecektir. Spot dediğimizde çaydanlığın uç kısmı, çayı döktüğümüz kısım. Lid dediğimizde de üst kapağını kaldırabiliriz. Burada şöyle bir şey yapabilirsek. Önce plane'i göstereyim, ondan sonra ona döneceğim. Plane'de bir yüzey çiziyoruz ve bunu istediğimiz oranda arttırabiliyoruz. Yine segment sayıları bu şekilde arttırılabilir. Onun dışında render ayarları ile ilgili bir seçenek var burada. Render ayarına göre scale işlemi yani büyütüp küçültme işlemi yapabilirim. Ama şu an onu net göremiyorum zaten. Zaten onlara şu an çok ihtiyacımız yok. Çaydanlığı aldığımızda örneğin bunu kopyalamak ya da yeni bir tane çizelim. Bu çaydanlığın üst kısmını açıyorum mesela. Ve bu ikisini seçiyorum. Ve sağ tıklayarak Hide Selection diyorum. Yani seçtiklerimi gizle. Pardon, yanlış söyledim. Hide unselected diyorum ve seçmiş olduğumların dışındaki diğer objeleri sahneden atıyorum. Bunların kısa yollarını daha sonra bakacağız. Ve front görünüşe geçti yani ön görünüşe geçtikten sonra böyle yaptı? Çok ilginç.
Max kafayı yedi galiba. Resetleyelim hemen. Tamam. Tekrar çiziyorum bir kaydanlık ve J tuşuna basıp yandaki beyaz çizgileri kaldırabiliyorum. Bunu kaldırıyorum. Ve bunu şu şekilde üst kapağını kaldırıyorum ve Z ekseninde yukarıya doğru çekiyorum. Burada Shift tuşuna basılı tuttum ve burada kopyalama ve birkaç tane seçenek geldi. Bunlara sonra bakacağız. Şu an sadece neler yapabileceğimizi göstermek için gösteriyorum bunu. Şu şekilde. Biraz daha büyütelim. Örneğin bunu biraz da yana kaydıralım. Şöyle kaydıralım. Buharının çıkması için. Ve bunu aslında biraz daha küçülsek daha güzel olacak. Şu şekilde. Bunun rengini de değiştirelim hatta. Kırmızı yapalım. Ve bunun kapağını geri kapatalım. Ve bu şekilde bir çaydanlık oluşturmuş olduk. Bir set. Gibi yani buradan bardak bile yapabilirsiniz.